Irmak. Fırat, nihayet. Bu ne biçim kırık? Şey, burkulmuş sadece. Ayağım o kadar şişmişti ki, bir de çok acıdı. Ters söndü falan. Ben de kırıldı zannettim o yüzden. Bırak ayağı şimdi. Bebek nasıl? İyi, iyi çok şükür. Herhangi bir sorun yok. Dinlenmem lazım sadece. Taburcu edebilirlermiş ama otelde yatmam gerek. O çocuk doğana kadar hiçbir yere kıpırdamayacaksın buradan. Bu halinle zaten buralara kadar gelmen büyük bir sorumsuzluk Irmak. Ben bir otel ayarlayacağım Deniz. Bak sen ne kadar endişelendi bebek için. Ne kadar korkmuş. Kanıma falan bir yalanla değil mi? Balayını zehir etmek için yaptım bunu. Bebek haberiyle bir şey olmadı, araları bozulmadı. Ne yapayım diye düşündün. Kırıktı, kanamaydı. Vay be. Korkunç bir insansın Irmak sen ya. Bittin benim hayatım, haberin olsun. Korkunç bir insansın. Hepiniz benim sahtekar bir yılan olduğumu düşünüyorsunuz. Tek bir şey kaldı benim elimde tutunacak. Çocuğumdan başka hiçbir şeyim kalmadı. Onu da bana fazla görüyorsunuz. Ama ben kimsenin hayatını zehir etmek istemiyorum. Çok düşündüm son birkaç gündür. Çocuğu aldıracağım ben. Ne? Sen ne diyorsun yine abuk sabuk konuşuyorsun? O çocuğu aldıramazsın. Senin amacın ne Irmak? Oyun mu oynuyorsun benimle? Sen istemiyor olsan da o çocuk doğacak. Eğer benim çocuğumun kılına zarar gelirse seni gerçekten öldürür. Öldürürsen öldür. Küçücük şey hepinize fazla geldi zaten. Yeter ki sizin huzurunuz bozulmasın. Mutlu mesut yaşayın, değil mi? Sen beni çoktan öldürdün Fırat. Ben de senin çocuğunu öldüreceğim. Sen gerçekten delisin. Gerçekten delisin. Dinlen biraz. Ben dün gece duymadım. Yatmaya gideceğim, tamam mı? Sen git dinlen. Ben buradayım. Tamam, sakin ol. Irmak, biliyorum moralin çok bozuk. Hayatın ve geleceğinle ilgili endişelerim var. Ama bu işte yalnız değilsin. Ben de varım. Ne olursa olsun yanında olacağım bu işte. Söz veriyorum sana. Bak, o çocuğun hem babası hem bir annesi olacak. Evet, seni anlıyorum. Farklı bir hayatı olabilir. Ama maddi manevi her şeye sahip olacak. Olmaz Fırat. Ben bekar anne olamam. Çok düşündüm. Çocuğa haksızlık olur. Ben ona bu haksızlığı yapamam. Evet, biliyorum. Ben de böyle düşünüyordum. Ama bir şey oldu. Farklı düşünmeye başladım. Irmak, ne olur yüzüme bak. Gel bu işi ciddi ciddi konuşalım şu an. Sen beni aradığın zaman onu kaybetme ihtimali beni deliye döndürdü. Sanki elimden çocuğumu almışlar gibi hissettim. Benim de böyle bir duygum yoktu. Benim de böyle bir dünyam yoktu. Ama şu an anlıyorum ki o çocuğu istiyorum ben. O çocuğu aldırmayacaksın Irmak. Olmaz Fırat, bak. Yepyeni bir hayatım var. Daha bir hafta önce evlendin. Narine bunu yapamam. Haksızlık olur. Ben kimseye bu haksızlığı yapamam. Benim bu kararı çoktan vermem gerekiyordu. Belki de sana hiç söylememem gerekiyordu. Kendi yoluma devam etmem gerekiyordu. O hormonal altüstlük işte.
Niye o gece karşınıza çıkıp bu şekilde bunu söyledim bilmiyorum. Gerçekten özür dilerim. Bebeğim adına da özür dilerim. Her şeyi alt üst ettik. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Gerçekten bitik haldeyim. Sonra konuşalım, tamam mı? Hadi kapatalım konuyu şimdilik lütfen. Dinlenirim bak. Yarına randevu aldım kürtaj için. İyi düşündün mü? Düşündüm. Düşündüm. Olmaz ablacığım. Herkes için böylesi daha iyi. Bak, adam istiyor bu çocuğu. Sen de sonra çok pişman olursun. Bak, ben seni biliyorum. Bir daha düşün istersen. Ona ne? Hayır, ona ne pardon? Evlenmiş, barklanmış. Çok istiyorsa gitsin 10 tane çocuk yapsın karısından. Konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Sabah çok erken kalkıp gideceğiz. Şimdi yatmak istiyorum ben. İzninle. Hep seni anlattım ona. Artık tanıyor seni. Fotoğrafına gülüyor. Dikkatli ol. Uyandırma. Aç kapıyı. Ferhat. Ne oluyor? Konuşmamız lazım. İyi misin sen? Söyle, nedir şartın? Ne şartın? Ne diyorsun sen Ferhat? Irmak. O bebeği doğurmak için benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum tabii ki Ferhat. Ne isteyebilirim? O zaman o çocuğu doğur ve bana ver. Onun yüzünü bir daha görmek zorunda değilsin. İstersen ömür boyu görmeyebilirsin. Saçmalama Fırat. Taşıyıcı anne gibi bir halim mi var benim? Çocuk çok istiyorsan git karından yap yani. Görmeyeceğim çocuğu niye doğurayım ben? Hem o ağrılı süreci nasıl geçiririm ben tek başıma? Bak. Nasıl atlatacaksın biliyor musun? O süreç içerisinde ben senin yanında olurum. Bütün isteklerini yerine getiririm. Yani senin yanında olurum. Fırat, emin misin? Yani saçmaladığının farkındasın sen değil mi? Sen evlisin. Evet. Ama ben bunun bir yolunu bulacağım. Yani bunun bir yolunu bulmak zorundayım. Ama Irmak, bak. Ben hayatımda deli bir tane kadın yüzünden bir tane çocuğumu kaybettim. Şimdi senin yüzünden onu da kaybedemem. Tamam mı? O çocuk yaşayacak. O çocuğu öldürmene izin vermeyeceğim ben senin, anlıyor musun?
İnatını öldüremezsin. Şimdi oturup seninle pazarlık yapacağız. Tamam. Bir tane. Sakin. Sakin ol. Sakin otur şöyle. Hadi. Ne olur otur. Tamam. Tamam vazgeçtim. Fırat bak İstanbul'a döneceğiz beraber. Sakin kafayla tekrar konuşacağız tamam mı? Bu iş bu gece burada bitecek. Burada bitecek. Tamam bir tanem tamam. Sakin ol lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.